Bravo. Bir milyon Yozgatlı. Hoş geldin. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Yozgat ilimize bağlı 14 ilçemizin köy tanıtımları tüm hızıyla devam ediyor. Yine Yozgat ilimize bağlı Akdağ Madeni, Aydıncık, Boğazlayan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli. Yozgat, Yerköy ve Yenifakılı ilçelerine bağlı 550 köy. Bazı köylerimiz tabii ki mahalle olduğu için 530 tane Yozgat'a bağlı köyümüz var. Biz de şu anda neredeyiz? Yozgat ilimizin hangi köyündeyiz? Sarıkaya Akbenli Çiftlik Köyü. Evet, Sarıkaya ilçemizin Akbenli Çiftliği'ndeyiz. Tabii ki Sarıkaya ilçesi sonradan ilçe olduğu için zamanında Boğazlayan, evet, daha önce ilçeydi. Sarıkaya ilçesi daha sonra ilçe oldu. Evet, yine yanımızda bir amcamız var. Akbenli Çiftliği sakinlerinden. Ali Osman Yılmaz. Ali Osman Yılmaz abi, bu mikrofonu ben sana bir vereyim şöyle. Hep tesbih mi çekeceğim? Biraz da mikrofonu alış ya. Yani. Alış yapma. İhtiyar yermancı. Önce kendini bir anlat bakayım. Kendini bir tanıt önce, sonra da köy hakkında sorular soracağız. Ne yapıyorsun? Öyle mi soruyorsun? Ben kendimi tanıtayım değil mi? Tabii kendini tanıtacaksın. Ah ben Çilbik halkından Ali Osman Yılmaz, 1955 doğumlu. Akbenli Çiftliği'nde doğup büyüme, İhsen Yılmaz'dan olma, Zahide Yılmaz'dan doğma. Burada köyümüz burada çiftçiliğinden hayvancılığa uğraşıyor. Evet, çiftçilikle mi çok uğraşıyorsun, hayvancılıkla mı çok uğraşıyorsun? İkisiyle de uğraşıyorduk. Şimdi ben hastalandım, ben rahatsızladım. 7 tane çocuğum var, herkes diğer gurbete gitti, ben yalnızım. Evet, kaç kardeşsin peki sen? Ben 3 kız kardeş, 2 erkek. Evet. Babana ne derlerdi bu köyde? Lakabıyla söyle. Ali Osman oğlu İhsen Yılmaz. Evet. Bilmiyormuş belki. Bunlar benden daha iyi biliyor. Lakabı Arnavut sarı olduğu için Arnavut İhsen dilermiş. Ha, tamam. Öyle. Bak ben de tanıdım lakabıyla söyleyince. Doğru. Öbür türlü evet. Çıkaramıyorum. Doğru. Peki köyde ne var ne yok amca? Biraz köyü bir anlat bakayım. Köyde genellikle emekliler var herhalde. Evet. Değil mi? Çok. Burası da köyün kıraathanesi, kahvehanesi. Evet, köy konağı burası. Köy konağı aynı zamanda. Peki köyün sence bir sorunu, bir ihtiyacı, bir eksiği var mı? Varsa en önemli eksiği, ihtiyacı ne var? Bu köyün eksiği, şeysi, yolumuz yok köy içinde. Parke döşenmedi, kum yok. Pirişanık, çamur. Çamur oluyor yani. Parke döşenecek. Bir karşıda yolumuz var, bozuk, alt geçit yapılacak. 2-3 tane çeşmelerimiz var, bozuldu, su gelmiyor, yapılacak. Evet. Bunlar da oldu muydu, biz ihtiyarlara idare ederiz. Başka ne yapabiliriz? Köyün ihtiyacı su, yol. Su ve yol. Evet. Ya bunlar olduğu zaman ihtiyaç bitiyor mu? Hemen hemen biter. Ne olacak başka kış? Köyün sorunu o. Ama şahıs sorunumuz olunca bitmez daha. Peki şahıs. Bu köye neden Akbenli Çiftliği demişler? Vallahi bunu ihtiyarlar bilir de Akbahri diye bir adam gelmiş herhalde. Araştırdığımıza herhalde göre köyünüzün geçmişi 6 asır, 600-700 yıllık köymüş. En büyük çevre köylerden en önce gelmiş, evet. Evet. Akbahri isminde bir adam gelmiş, buraya konmuş, Akbenli kalmış. Öyle diller dedelerimiz. Yani yüzünde ben mi varmış Akben? Evet öyle diyorlar. Akben. Akbenliymiş. Ben mi varmış? Amca sana da sıra gelecek. Herkesin fikrini alacağız. He yavaş yavaş. Benim aklımı yettiği bu konuştuğum. Başka köyümlü sorun ihtiyaçları bunlar ha. Evet. Çoluk çocuk kaç tane demiştin amca? Benim 7 tane çocuğum var.
7 tane çocuk nerede? Gurbetteler mi? Yanında olan var mı? Hayır, hiç kimse yanımda yok. 3 tane kızım var, 4 tane evli, Ankara, İstanbul kalıyorlar. Evet. Bir oğlumu bir İstanbul'da çalışıyor, mobilyacı. Birisi küçük yeni askerden geldi, İstanbul'da işe girdi. Birisi de Kıbrıs'ta subay. Askerlik var mı yapıyor. Gurbettekilere, uzaktakilere bir selamın, bir haberin? Olmaz olur mu? Paylaşmak istediğin. Olmaz olur mu? Kıbrıs'ta asker oğluma gitti gideli görüşemiyorum. Allah'ım selam gönder, yarın izlerler seni. Öyle mi? Tabii. Oğlum Mehmet, selam ederim, gözlerinden öperim. Nasılsın oğlum askerde? Askerlik nasıl gidiyor? İyi misin? İnşallah yakında bir yer varacağım yanına. Varacağım. Allah izin verirse. Koyumuzda çekim gelmiş Yozgat'tan. Koy konağında çekim yapılıyor. Gazeteci beni apörle bir de konuşturuyor. Mikrofon apörle hangisiyse. Ankara'da kızlarımın gözlerinden öperim yavrum. Çocuklarım 3 tanesini okuttum canım, memur oldu. Evet. Bunlar yurtlarda kaldılar çocuklar. 12 yaşında gitti, hep 30'ar yaşında geldiler. İhtiyacım bunlar işte, başka bir şey yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Var mı selam göndermek istediğin? Sağ ol. Kimse? Başka çocuklarıma selam gönderdim. Evet. İşime, dostuma. Evet. Allah razı olsun. O zaman bir ara verelim. Kırhan'da, ben Hatay'dan evliyim onu diyor da. Ha. Kırhan'da ne yapacağım ben Kırhan'da? Kimse onlar kalmadı. Indir. Kimse kalmadı ki. Olsun, tanıyan vardır ya yine de. Kayınlarım var. Değil mi? Kayınların niye şey yaptı? Her bir Kırhan'da kalmadı ki. Mersin'de, Tarsus'ta. Ha. Hep şehirler, Hatay'da, Reyhanlı'da, bilmem neyi, hep evet. Tarnı'da. Tamam, teşekkür ediyoruz. Seni sahneden indiriyor amca. Tamam, ben de çıkıyorum. Şöyle gönderiyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk amcam. Şu mikrofonu sana vereyim. Öncelikle kendini bir tanıt amca. 1955 doğumlu, 1955 doğumlu İsmail Suzan. Köyde çavuş diyebilirler de İsmail diye sorsan kimse tanımaz. Evet. Doğuştan toprağıyla, çiftçiliğiyle uğraşıyor. Önce at koşardık. Sonra 71'de, 1977'de traktör aldık. Traktörle uğraşıyor. İşte koyunculuk vardı. Koyunculuk bitti köyümüzde. Arazimiz 35 bin dönüm arazimiz var. Otlahiyemiz de var. Yazırdağ diller, Kızıltepe diller. Malcılık bitti. Koyunculuğu bitirdik. Şimdi malcılık da bitti. Köyümüz 120 bir hane 55 tane mal çıkıyor, köyün malı. Evet. Ama özel olarak komşular iki ev var. Onlar 50-60 tane mallar var, kendilerinin özel yaydırır. Bazı komşular var işte tüccarlığına uğraşır, alışveriş yapar, alır satar onlar. Vallahi çiftçiliğine uğraşıyor. Çiftçiliğin girdisi çok pahalı. Gübre olsun, ilaç olsun, mazot olsun. Çok yani gücü yetmiyor. Ha destek, devlet destek veriyor da icare ekiyorum. Benim 60 dagar yerim var. 350 dagar yer ekiyorum. Tarla sahipleri alıyor desteğini. Muhtarım, gel şöyle yanımıza otur muhtarım. Tespit senin mi? Benim. Hep güzelmiş ya. Güzel. Yunus oğlumdan hatıra o. Ankara'da. Güzel. İlk hanımım vefat etti. İlk hanımdan 4 tane çocuğum var. 2 oğlum, 2 kızım var. Onlar Ankara'dalar. Sonraki hanımdan bir oğlum oldu. Ondan da bir oğlum var. O da Ankara'da. Çocuklar askerliğini yaptı. Geldiler burada. Ne yapacak? 60 dagar beni doyurmuyor ki onu doyursun. Gittiler. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.